Karlı bir kış günü ormanın derinliklerinde hayatta kalman gerekiyor. Gece ise üşümemek için bulduğun odun parçalarıyla bir ateş yaktın ve bu ateş başında ısınıyorsun. Çok susadın fakat hiç suyun yok. Çevrendeki karları eriterek su elde edebilirsin. Fakat karları eriteceğin bir ekipmanın bulunmuyor. Bir şeyler bulma amacıyla ormanı gezdin ve sonucunda plastik bir şişe, gaz bidonu içerisinde boya olan bir teneke buldun. Peki sen bulduğun şeylerden hangisini karları eritmek için kullanırsın? Gaz bidonunu kullanman tehlikeli olacaktır. Çünkü içerisinde bulunan gaz alev alabilir ve bünyen için kimyasal oldukça zararlıdır. İçerisinde boya olan tenekede içerisinde kimyasal olduğu için sana zarar verecektir. Bu yüzden plastik şişeyi seçmelisin. Çünkü bu şişeyi ateşin yanına koyabilir ve içerisindeki karların erimesini sağlayabilirsin. Uzay aracı şehre düşmüş ve içerisindeki uzaylılar içerisinden kaçmıştır. Ama polisler içlerinden birisinin kazada yaralandığı ve insan kılığına girerek hastaneye gittiği bilgisine ulaşmıştır. Bu bilgi doğrultusunda polisler bu uzaylıyı bulmak için hastaneye gitmiş ve şüphelendiği 3 kişiyle konuşmaya başlamıştır. Bu kişilerden ilki kaykaydan düştüm ve kolum kırıldı. Bugün alçımın çıkarılma zamanı demiştir. Diğer kişi ise yanlışlıkla bir anahtar yuttum. Şu an bir şeyim yok ama eve gidemiyorum demiştir. Son kişi ise hiçbir şey söyleyememiştir. Çünkü ağzına bir ampul sokmuş ve ampul inanılmaz şekilde ağzından çıkmıyordur. Ve bu kişinin konuşması için de cerrahi bir operasyon geçirmesi gerekiyordur. Bu kişileri dinleyen polisler içlerinden birisinin uzaylı olduğunu anlamıştır. Peki bu kişi kimdir? Uzaylı, anahtar yuttuğunu söyleyen bu kişi. Çünkü elindeki röntgende iki kalp olduğu için büyük olasılıkla bu röntgen Photoshop'tur ve bu kişi yalan söylemektedir. Psikopat birisi tarafından kaçırıldın ve bir odaya hapsedildin. Psikopat bu kişi seni bir labirentin ortasına koyacağını ve kurtulmak için senin bu labirentten çıkış yolunu bulman gerektiğini, ama bunu yapmadan önce sana birbirine benzer 3 labirent vereceğini, bu labirentlerden sadece birinin çıkışa ulaşabileceğini söylemiştir. Peki sen bu psikopatın elinden kurtulmak için uygun olan labirenti seçebilir misin? Bu labirenti seçmen en mantıklısı olacaktır. Çünkü çıkışa ulaşabilecek tek labirent budur. Renkli karelerle videomuza devam ediyoruz. Peki size verdiğimiz karelerden hangisi diğerlerinden farklıdır? Farklı olanı bulabilmeniz için 10 saniyelik süreniz başladı. Farklı olan kare C'deki bu karedir. Peki siz bu kareyi bulabildiniz mi? Resimdeki G'yi 10 saniye içerisinde bulabilir misiniz? G'yi bulabilmeniz için 10 saniyelik süreniz başladı. Geyik görselin sağ tarafında işte buradadır. Size verdiğimiz maymunlardan farklı olanı 10 saniye içerisinde bulabilir misiniz? Süreniz başladı. Farklı olan maymun A şıkkındaki elinde muzu olmayan bu maymundur. Bu görseldeki gizlenmiş durumda olan kuşu 10 saniye içerisinde bulabilir misiniz? Bunun için size verdiğimiz süre başladı. Bu görseldeki gizlenmiş kuş işte burada.
Size verdiğimiz bu dairelerden hangisi köpek görseli içermektedir? Köpek içeren daireyi bulabilmeniz için 10 saniyelik süreniz başladı. Köpek içeren daire sol alttaki bu dairedir. Size verdiğimiz şekillerden hangisi soru işaretli yere gelecek doğru ayna görüntüsüdür? Doğru olanı bulmak için 10 saniyelik süreniz başladı. Doğru ayna görüntüsü A şıkkındaki bu görüntüdür. Üzerinde düşünmeniz gereken bir soruyla videomuza devam ediyoruz. Peki soru işaretli yere gelmesi gereken sayıyı bulabilir misiniz? Soru işaretli yere gelmesi gereken sayı 7'dir. Çünkü görseldeki her kelime sayısı aşağıdaki örüntüyü oluşturmaktadır. Size verdiğimiz yumurtaların gölgesini 10 saniye içerisinde bulabilir misiniz? Bunun için 10 saniyelik süreniz başladı. Yumurtaların gölgesi 5 numaralı gölgedir. Peki bu pandalardan farklı olanı bulabilir misiniz? Farklı olan panda için yine 10 saniyelik süreniz başladı. Farklı olan panda, üzgün olan bu pandadır. Bir parçası eksik olan deniz kabuğunu doğru parçayla tamamlayabilir misiniz? Eksik parçayı bulabilmeniz için süreniz başladı. Deniz kabuğunu 4 numaralı parçayla tamamlayabiliriz. Size verdiğimiz bu emojilerle ise bir hayvan anlatılmaktadır. Peki bu hayvan nedir? Sizden bulmanızı istediğimiz emojilerin anlatmak istediği hayvan çitadır. Peki bu görseldeki farklı renk dairelerle oluşturulmuş daireyi bulabilir misiniz? Sizden bulmanızı istediğimiz daireyi sizler için gösterdik. Geldik son sorumuza. Size verdiğimiz bu görselde mahkum kıyafeti giymekte olan iki kişi vardır ve bu kişiler farklı şeyler söylüyor. Peki siz bu kişilere bakarak hangisinin yalancı olduğunu bulabilir misiniz? Yalancı olan kişiyi bulduysanız bu kişiyi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.